Evet, değerli arkadaşlarım, geçen toplantımızda tabii Türkiye'mizin gerçeği olan deprem konusunda özellikle Balıkesir merkezli, Altıyeli merkezli olan 4.9 işletme depremden sonra burada meclis üyesi arkadaşlarımızın Balıkesir genelinde biz böyle bir afete hazır mıyız? Bu konuda neler yapılıyor, ne hazırlıklarımız var diye sorular sormuşlar. Tabii burada en yetkili olarak Balıkesir İl Afet Acil Durumu Muhatap Görevimiz Bayram Şahin Bey'i davet ettik. Kendileri de Balıkesir'deki hazırlıklar ve deprem gerçeğiyle ilgili sorun yapacaklar. Sorunun sonunda da sorularımız olursa kendisine iletebiliriz. Hoş geldiniz. Sayın meclis üyelerimiz, değerli basın mensuplarımız, sözlerime başlamadan önce 1999 Sakarya depremi, 12 Kasım 1999 Düzce depremi, 23 Ekim 2011 Van depreminde ve çeşitli afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilemek istiyorum. Değerli meclis üyelerimiz, 24 ve 26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yaşamış olduğumuz bir deprem ve arkasında 10 Aralık 2019 tarihinde yaşamış olduğumuz 6 Eylül ilçemiz merkez üstü Akçaköy olan 4.6 büyüklüğünde AFAD başkanlığımızın verilerine göre 4.6 büyüklüğündeki bir depremden sonra tabii ki gündeme toplanma alanlarımız, AFAD İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar ve öncesinde ve sırasında ve sonrasında yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili gündem üzerine burada bulunmaktayım. Bu anlamda Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz afetler öncesinde Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında Afete Hazır Okul, Afete Hazır İş Yeri, Afete Hazır Gençler, Gönüllü Gençler ve Afete Hazır Türkiye olmak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda afetler sırasında müdahale için 24/7/24 çalışan ekiplerimizin hizmetleri ve afetler sonrasında yapmış olduğumuz iyileştirme çalışmalarıyla ilgili sizlere sunumum üzerine devam edeceğim. Tabii ki deprem ve afetler tüm toplumumuzu ilgilendirdiği için özellikle geniş coğrafyaya sahip olan, 20 ilçemize sahip olan Balıkesir'imizi ilgilendirdiği için önemli bir konumdayız bu anlamda. Bunun için bu depremler ve afetler hepimizi ilgilendirmekte. Bu anlamda yek vücut olup çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sunumumuza geçmeden önce çalışmalarımızla ilgili bir videomuz var. Akabinde sunumuma devam edeceğim. Zor geliş olmaz, olamaz. Hazırsanız
hiçbirinin yersiz olduğunu duramaz. Hazırsanız, korkmazsınız. Göze alırsınız her tehlikeyi. Hazırsanız, bir an bile beklemezsiniz. Hazırsınız. Hiçbir yer uzak değildir yardım elinizi uzatmak için. Hazırsınız. Size sınavlara tutacak destek olursunuz. Kendinizi, ailenizi unutur, umudu, can kardeşi, arzusu olursunuz. Hazırsanız. Biz hazırız. Türkiye'nin ortak gücünü harekete geçiren kurum olarak afet müdahale planlarımızla, acil durum senaryolarımızla, organizasyon ağımızla, lojistik altyapımızla, eğitimlerimizle, ekiplerimizle hayatlara dokunmak için hazırız. Türkiye ve dünya için hazırız. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, AFAD başkanlarımızın kuruluşundan bahsetmek istiyorum. 10 yıllık yeni bir kurumuz. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak başbakanlığa bağlı bir kurum olarak kuruldu. Sonrasında AFAD 2018 yılında 4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır. Tabii ki AFAD başkanlığımızın teşkilatı şekilde görüldüğü gibi 81 il müdürlüğünde faaliyet göstermekte, bunlardan 11 tane birlik müdürlüğümüz bulunmaktadır. Kurumsal kapasite durumumuz. AFAD yerleşkemiz, Balıkesir İl Müdürlüğümüzün bulunduğu alan, TOKİ yerleşkesinde yaklaşık 30 dönüm bir alan içerisinde bulunmakta. Bu alan içerisinde Türkiye'de 26 yerde bulunan, bir tanesi de çok şükür bizde olan AFAD lojistik depomuz bulunmakta. Aynı alan içerisinde 112 çağrı merkezimiz, tüm çağrıların tek noktada birleştiği jandarma, emniyet, itfaiye ve diğer acil numaraların birleştiği 112 çağrı merkezine düşmekte ve burada çağrı alıcılarımız karşılamaktadır. AFAD İl Müdürlüğü ve Afet Acil Durum Yönetim Merkezimizin bulunduğu bir alan, arama kurtarma depomuz ve araçlarımızın bulunduğu bir alan ve yine en önemlisi afet ve acil durumlara müdahale etmek üzere yerleşkemizde bulunan acil durumlar için helikopter pistimiz bulunmaktadır. AFAD lojistik depomuz tabii ki bu bölgeye hitap etmekte, Marmara bölgemizde bulunan bütün illerimize destek anlamında içinde çadır, battaniye, yatak, çarşaf ne varsa afet ve acil durumlarda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza seferber olarak bu hizmetleri sunmaktayız. Tabii ki geçmişte 2017 yılında yaşamış olduğumuz Çanakkale Ayvacık depremi var. Bu depremde Balıkesir AFAD olarak İl Müdürlüğümüz buraya 7.36'da olan bir depremden sonra lojistik depomuzdan sevkiyatı hızlı bir şekilde yapmış, çadır kurumlarını saat 15 gibi tamamlamıştır. Buradaki çalışmalarımız ve AFAD personelimizin müdahale hizmetleri.
Afadil müdürlüğümüzdeki araçlarımızla ilgili kapasite durumumuz toplamda 19 kurtarma aracımız var, hizmet aracımız. Tabii ki bu araçlarımızda karda, kışta her türlü 8x8 kart paletli araçlarımız da mevcut. Tabii ki AFAD İl Müdürlüğümüz 5 şubeden oluşmakta, 72 personelle çalışmaktayız. Tabii ki diyeceksiniz ki AFAD İl Müdürlüğü bu kadar personelle yeterli mi, yetersiz değil, yeterli. Çünkü Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında biz bütün kurumlarımızla beraber seferber olup afetlere müdahale etmekteyiz. Afetlere müdahale eden önce tam kapsamında onun ilerleyen sunumunda anlatacağım. Değerli meclis üyelerimiz, Türkiye deprem tehlike haritamız şekilde görüldüğü gibi 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu deprem tehlike haritamıza göre şekilde görüldüğü gibi Balıkesir ilimiz ve Marmara bölgemiz deprem kuşağında yer almaktadır. Deprem kuşağında yer alan bir ilimiz olarak Edremit, Bandırma ve merkez olmak üzere riskli alanlarda bulunmaktayız. Tabii ki burada meclisimiz soracak ve diyecek ki müdürüm, Balıkesir'de deprem olacak mı? Ben diyorum ki Balıkesir ilimizde ve Marmara bölgemizde mutlaka ama mutlaka deprem olacak. Fakat noktalı virgül ve devam ediyorum. Ne zaman, nasıl, hangi büyüklükte, kimleri etkileyecek, denizde mi olacak, karada mı olacak, bundan hiçbir bilgimiz yok. Zamanla ilgili kesinlikle hiçbir bilgi söylemek doğru değil, olamazlar. Ama 100 yıl sonra olur, ama 10 dakika sonra olur, ama 5 saat sonra olur, ama 5 gün sonra olur. Bunu kestirmek imkansız. Nasıl ki ne zaman öleceğimiz belli değilse, afetlerin de ne zaman olacağı belli değil. Ama biz bu konuda hazırlıklı olmalıyız ve AFAD olarak da biz kamu kurum kuruluşlarımızla beraber hazırlıklarımızı devam ediyoruz ve hazırız. Değerli meclis üyelerimiz, burada ilimizde meydana gelen depremler var. Bununla ilgili bu yaşamış olduğumuz depremler şekilde görülüyor. 1905 tarihinden bu yana Balıkesir ilimizde yaşanmış Erdek Körfezi'nde 5.6.4 büyüklüğünde, Biberiç'te yaşamış olduğumuz 1942 depremi 6.1 büyüklüğünde 16 ölü ve yine Ayvalık'ta yaşamış olduğumuz 6.8 30 ölü ve yine Gölen'de yaşamış olduğumuz 1953 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem var 7.2 büyüklüğünde ve yine Manyas'ta yaşamış olduğumuz deprem var 1964 tarihinde 7 büyüklüğünde. Bu depremlerden sonra ölümle sonuçlanan depremler, işte Balıkesir'de deprem olur mu olmaz mı? Balıkesir'de deprem her an her zaman olabilir ama saat ve tarih belli değil. İşte bu anlamda ilimizdeki deprem gözlem istasyonları da şekilde görüldüğü gibi Balıkesir ilimizde burada görüldüğü üzere her ilçemizde deprem istasyonumuz var. Son olarak da Marmara adamızda, başkanım da biliyor, kurulum başladı. Son ilçemize de deprem istasyonu kuruluyor. Toplamda 35 tane deprem istasyonumuz var. Bu anlamda afet öncesi çalışmalarımız, Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında Afete Hazır Okul, Afete Hazır Aile, Afete Hazır Gönüllü Gençler olmak üzere toplamda 71.319 kişiye temel afet bilinci eğitimlerini verdik. Temel afet bilinci eğitimlerimizle ilgili şu anda kurtarma eğitimlerimiz okullardan KBR'de eğitimlerimiz devam ediyor. Bu anlamda temel afet bilinci eğitimlerimizle ilgili gittiğimiz okullardan, tatbikatlardan görüntüler. Yine Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz geniş kapsamlı tatbikat ve eğitimler sonunda görülmekte. Yine son yaşadığımız depremden sonra, Balıkesir'de, Altıgül ilçemizde yaşadığımız depremden sonra Sayın Valimiz Başkanlığı'ndan toplamış olduğumuz koordinasyon kurulunda alınan kararlar doğrultusunda STK'lara, kamu kurum kuruluşlarına, jandarmaya, emniyete, AFAD olarak yetersiz kalacağımızdan düşünülerek bütün
kamu kurum ve kuruluşlarına şadır kurma eğitimini başladık ve veriyoruz. Bu arada KBRL ve farkındalık eğitimleri il ve ilçelerimizden toplamda 1000 kişiye kamu kurum ve kuruluşlarından şüpheli posta, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı bütün kamu kurum kuruluşlarındaki personelimize eğitimlerimizi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Balıkesir'in afet durumu yönetimi çalıştayı geçtiğimiz yıl 28 Şubat ve 1-7 Mart deprem haftası münasebetiyle jeoloji mühendisleri odamızla beraber bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayla gerçekten çok iyi geçti. Önemli konulardan bir tanesine geçiyorum. Türkiye Afet Müdahale Planı. Türkiye Afet Müdahale Planı tam kapsamında. Yani Balıkesir Afet Müdahale Planı, BAM, Balıkesir Afet Müdahale Planı. Bu 26 hizmet grubumuzla devam ediyor. Sadece Balıkesir olarak yalnız çalışmıyoruz. 26 hizmet grubumuz var. Bu 26 hizmet grubumuzun çalışmaları beraber olarak devam ediyor. Yine afet bilgi sistemi, afet yönetim ve karar destek sistemi olarak da AIDES. Bütün veriler AIDES sistemine işleniyor. İşlenen bu veriler de direkt hangi kurumla ilgiliyse oraya süreçte devam ediyor. Önemli bir konudan bahsetmek istiyorum yine. Tam müdahale seviyeleri. Balıkesir'de yaşamış olduğumuz deprem birinci seviye bir deprem. Bunu kendi Balıkesir ilimizdeki imkanlarla bertaraf edebiliyoruz. Lokal bir deprem. Ama ikinci seviye destek illerinin ihtiyacı varsa o zaman birinci grup destek illerimiz. Balıkesir sınırlarımızda komşu illerimiz bizim için, Balıkesir için harekete geçiyorlar. Burada ikinci grup illerimiz Afyon, Eskişehir, İstanbul gibi illerimiz deprem ve afet durumunda biz yetersiz kalırsak bizim için burada seferber oluyorlar. Üçüncü seviye ulusal bir duruma çıkıyor. Ulusal durumda ise Erzurum Birlik Müdürlüğü'nden tutun da Van'da ve Türkiye'mizin her ilinden Balıkesir ilimize destek için buraya gelmiş oluyorlar. Van depreminde olduğu gibi biz buradan Balıkesir ekiplerimizi İzmir Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla araçlarımızla beraber binerek aynı gün içinde Van'a ulaştık ve burada müdahale işlemlerine başladık. Dördüncü seviye bir deprem olursa artık uluslararası oluyor. Türkiye'de gücünüz yetmemiş anlamına gelir. Çok daha büyük bir deprem veya felaket o zaman uluslararası bir deprem olmuş oluyor. Balıkesir İlamet Müdahale Planı hizmet gruplarımız Balıkesir Afet yalnız çalışmıyor. Bu hizmet gruplarımızda 26 hizmet grubumuzun 8 tanesi Balıkesir Afet Müdürlüğümüzde, 2 tanesi çevre şehircilik, 2 tanesi büyükşehir belediye başkanlığımız, 2 tanesi de karayollarında olmak üzere diğer hizmet gruplarımız şu aşağıda gördüğümüz, karşıda gördüğümüz hizmet grupları afet durumunda hepsi harekete geçiyor. Yine bu hizmet gruplarının kısa kısa görevleriyle ilgili geçeceğim. Afet olduğunda ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Biz AFAD olarak hazırız, kurumlarımız da hazır. Bunların toplantısını yılda 2 defa Sayın Valimiz Başkanlığında ve kurumlarımızın en üst düzey yöneticileriyle beraber yapıyoruz. Burada Haberleşme Hizmet Kurumu İzmir, Belterka, Bilgi Teknolojileri, Bölge Müdürlüğü'nün görevi ve destek çözüm ortakları, Yangın Hizmetleri Grubu, Büyükşehir Belediye'mize ait ve İtfaiye Daire Başkanlığımız ve destek hizmet kurumları altında. Yine tahliye yerleştirme hizmet kurumumuz İlgeç İdaresi'ne ait. Enerji hizmet kurumları UADEŞ. Ulaşım altyapı hizmet kurumları, destek çözüm ortağı, karayolları. Tabii ki önümüzde yarın olan kış tedbirleri toplantısında gerçekleştirdik. Kış tedbirleriyle ilgili bütün kamu kurum kuruluşları seferber olarak çalışacaklar. Yine güvenlik hizmetleri grubumuz İl Emniyet Müdürlüğü ve destek çözüm ortakları altında görülüyor. Nakliye hizmet gruplarımız, ara çözüm ortağımız ve destek çözüm ortakları. Sağlık hizmet gruplarımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz yetmediği durumlarda yine şurada görmüş olduğumuzun tamamı destek hizmet grubu. Arama kurtarma hizmet grubumuz var. Bu hizmet grubu AFAD, STK'larımız ve ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşları bizlere destek veriyor.
KBRV hizmet grubu, kimyasal, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı da AFAD İl Müdürlüğümüz bünyesinde KBRV aracımız var. Yine hasar tespit grubumuz, bu 6 Eylül depreminde yaşamış olduğumuz hasar tespit grubu ile ilgili çevre şehircilerin ilk görevimizi attık. Çevre şehircilerimizin teknik personelleri AFAD personelimizle beraber hasar tespitlerini yaptılar. Yine altyapı hizmet gruplarımız Çevre Şehircilik ve İller Bankası. Yine beslenme hizmet grubumuz Kızılay. Kızılay yetişemediği durumlarda yine destek çözüm ortağı. Burada görüldüğü gibi Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlar. Ve bunun yanında enkaz kaldırma hizmet gruplarımız Büyükşehir Belediyesi yine destek çözüm ortağı. Yine gıda tarım hayvancılık ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortakları var. Buradaki şunu da özellikle söyleyeyim. Burada belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimize özellikle söylüyorum. Tarımsal hasar tespitlerinde AFAD İl Müdürlüğümüzün bir desteği yok. Maddi manevi desteği yok. Ama şu anlamda desteği var. Burada Tarım İl Müdürlüğü sorumlu olduğu için tarımsal arazilerle ilgili, tarımsal konularla ilgili Tarım İl Müdürlüğümüze müracaat olacak. Barınma hizmet gruplarımız tabii ki toplanma ve barınma alanlarımız olarak değerlendiriliyor. Barınma hizmet grubu AFAD, Garnizon Komutanlığı ve diğer hizmet gruplarımız. Psikososyal destek hizmet grubumuz, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, Defin hizmet grubumuz, Büyükşehir Belediyesi ve hizmet grupları lojistiği AFAD, kaynak yönetimi AFAD, teknik destek yine karayolları, Aile Barış yine Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Bilgi Yönetimi AFAD, Satın Alma Kiralama AFAD, Muhasebe Bütçe yine AFAD, Zarar Tespit, Defter Darlığımız, sellerden sonra evlerimizin içerisinde olan hasar tespitlerimizi de defter darlık personelleriyle beraber yapıyoruz. Değerli meclis üyelerimiz, bir afet müdahale planı ile ilgili Balıkesir planımızı hazırladık. Bu planımıza göre tam kapsamında 3 tane senaryomuz var. Bunlardan bir tanesi, bir doğru senaryomuz Balıkesir depremiyle, Balıkesir merkez fay hattı ile ilgili. İkinci senaryomuz Edremit fay hattı ile ilgili. Üçüncü senaryomuz ise Yenice ve Gönen fay hattı ile ilgili. Uluslararası bir tatbikatımız oldu 2018 Eylül tarihinde. Bunu Gönen'de gerçekleştirdik ve bu ilk defa uluslararası oldu. Uluslararası olması münasebetiyle buraya Gönen, ben burada Gönen Belediye Başkanımıza ve Göndağ desteklerinden dolayı Gönen Arama Kurtarma Derneği'nin de katılımıyla bizim koordinemizinde AIDES kullanarak uluslararası ilk kez Gönen tatbikatını Balıkesir AFAD olarak bizler yaptık. Ben oradaki Gönder'e teşekkür ediyorum. O sivil toplum kuruluşuna. Ve yine uluslararası katılımımız Gönder tatbikatımızdan görüntüler. Ve yine Türkiye Afet Müdahale Planı saha başı, saha ve masa başı tatbikatımızı gerçekleştirdik. 24-25 Eylül tarihlerinde. Ve Balıkesir merkezde yaşanacak olan bir deprem senaryo edilerek 5.2 büyüklüğünde ölü, yaralı ve hasarlı durumlar senaryo edilerek tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu tatbikatımızda koordinasyon olarak tamamen katıldı. Bununla ilgili koordinasyon kurulumuz toplandı, iletişimler kesildi. Burada TRAÇ devreye girdi iletişimi sağlamak üzere. Yine afet yönetim bilgi sistemi, masa başı tatbikatı, enkazdan kurtarma ve diğer görüntülerimiz. Tabii ki bu tatbikatı biz yalnız yapmadık. Bu tatbikata 26 hizmet grubumuz katıldı. Kimdir bunlar? Demin saymış olduğum görevleri olan hizmet gruplarının tamamı. Üst düzey yöneticileri ve personeliyle birlikte katıldı. Herkes görevini bildiği için afet durumunda çağırmaksızın anında AFAD İl Müdürlüğü'nde toplanmak durumunda oluyorlar. Burada tabii ki ben İtfaiye Daire Başkanlığımız bize ev sahipliği yaptı. Teşekkür ediyorum. Ülkeyi Sağlık Müdürlüğü'nün özellikle Dursun Bey Başkanı'na teşekkür ediyorum. Dursun Bey Arama Kurtarma 100 küsür köyünde bize destek veren Dursun Bey Arama Kurtarma Derneği TAP. Burada bize çok büyük destek sağladı ve sağlıyor.
Onun yanında Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Tıraş İletişimle ilgili insani yardım İHA'a, Gönel Doğalarına Kurtarma Gönel ve Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği bize destek oldular ve bu arada öğrencilerimiz de katıldı. Şimdi asıl gündemimizle ilgili değerli meclis üyelerimiz, toplanma alanları, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Toplanma alanları, barınma alanı değil, toplanma alanları vatandaşlarımızın afetten sonra ilk buluşacakları yerdir. Vatandaşlarımızın afetten sonra sağ kalanları, evine en yakın olan park, bahçe ve geniş alan, okul bahçesi olur. Bu evine en yakın olan yerler toplanma alanıdır. Bununla ilgili biz çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımız sonucunda şu anda Balıkesir İl Müdürlüğümüzde ve ilçelerimizde şu anda ben gerçekten 20 belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Toplanma alanları 2018 yılında başladı. Türkiye genelinde şu anda sisteme kayıtlı 16.740 tane toplanma alanı var Türkiye. Ama Balıkesir ilimizde toplanma alanı sayımız şu an itibariyle 1158 tane. Bu gerçekten ilçe belediyelerimizin duyarlılığından ve tespitlerinden dolayı oldu. Bizlere bu toplanma alanlarını tespit edip gönderdiler. Biz de afet yönetim destek sistemimize girdik. Şu anda E-Devlet üzerinden toplanma alanlarına vatandaşlarımız ulaşabiliyorlar. Tabii ki ilçe belediyelerimiz toplanma alanlarıyla ilgili tabela çakım aşamasında bazıları bitirdi, bazıları devam ediyor. Ben bu anlamda gerçekten Türkiye'de ilk olmamız münasebetiyle, sayıca da olmamız münasebetiyle belediyelerimize teşekkür ediyorum. Şu anda bu anlamda görmüş olduğumuz toplanma alanlarıyla ilgili bütün ilçe belediyelerimizle ilgili 355 tanesinde tabela asıl hizmetleri tamamlandı. Diğerleri çalışmalarına devam ediyor. Barınma alanı, halkımızın en çok karıştırdığı, vatandaşlarımızın en çok karıştırdığı barınma alanı ise afetlerden sonra insanların çadır kurum alanları ve konteyner kurulacak alanlardır. Yani yaşam alanları. Bir kişinin 35 metrekare alanla planlanmış yerler. Bu anlamda Balıkesir İl Merkezimizde barınma alanlarıyla ilgili İstanbul depreminden sonra Sayın Valimiz gerçekten çok duyarlı olduğu için Sayın Valimize buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bir ay içinde AFAD İl Müdürlüğümüze 5. defa uğradı ve gerçekten bu barınma alanları konusunda bize çok destek sağladı. Barınma alanlarımızla ilgili Bigadiç yol üzerinde, Halanca'da, Bahşişehir'de olmak üzere 1.200.000 dönüm alanı belirledik. Bu anlamda Fen İşleri Daire Başkanlığımız, BASKİ Genel Müdürlüğümüz ve BASKİ Genel Müdürlüğümüzle ilgili altyapı sorunlarını çözmek üzere toplantılarımızı gerçekleştirdik. BASKİ altyapı elektrikle ilgili de bu araçla çalışmalarımızı yaptık. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda Bandırma ilçemiz, Belediye ilçemiz de toplanma alanları değil, barınma alanlarıyla ilgili de yerlerini bizlere belirttiler. Beraber toplantılarımız bundan sonraki aşamada devam edecek. Afet sonrası çalışmalarımızla ilgili tabii ki iyileştirme çalışmalarımız var. Havra ilçesi Çakmak mahallemizde bir çalışmamız var. Bununla ilgili heyelandan sonra kaya düşmesi, heyelandan sonra konteynerlerimiz olan adet yerleştirdik. 90 tane hak sahibi belirledik. Hak sahiplerine de şu anda yer seçimi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında İvrinci meşhur Leyla Kayası diye bahsettiğimiz Çarkacı Mahallesi'nde kaya düşmesi olayı var. Buraya 11 konutun nakline karar verilmiş olup afetzede aileler için hak sahibi çalışmalarımız başladı. Yine Burhaniye Kurucuoğlu Mahallesi heyelan olayı var. Geçen yıl yaşamış olduğumuz 2010, bu sene yaşadık 2019 tarihinde. Buraya heyelandan dolayı Kurucuoğlu Mahallemizde Burhaniye. Buraya 8 adet konteyner götürdük. Bu arada Burhaniye Belediye Başkanımıza da desteklerinden dolayı, konteynerlerin yerleşmesinden desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada bununla ilgili biz çalışmalarımız devam ediyor. Şeyh Köprü Etüt Raporu için AFAD Başkanlığımızdan da
ödenek istedik. Burhaniye Korucaoğlu'ndan görüntüler konteynerlarımızda. Ve yine Kepsut ilçesi Küçük Katrancı mahallemizdeki kaya müşterisiyle ilgili çalışmamız Küçük Katrancı köyünde etkilenen vatandaşlarımız için buraya YÜKOK tarafından iadesi yapıldı. Projesi tamamlandı ve bertaraf edildi. Yine değerli meclis üyelerimiz, değerli belediye başkanlarımız, buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü vatandaşlarımız bu konuda bilgi sahibi değiller. Sizin vasıtanızla afetlerden sonra, yangınlardan sonra ilk geldikleri kaymakamlıklarımız veya belediye başkanlarımızın kapısını çalıyorlar. Bu anlamda biz yangınlardan sonra iyileştirme çalışması anlamında ağır hasarlı evlerimize tespitlerden sonra 8500 lira acil yardım ödeneği talep ediyor ve veriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız bilgilendirilirlerse çok iyi olur. Hafif hasarlı olanlara da 3 bin lira. Tabii ki evini yapmak için değil, acil yardım olarak biz bunları fakir zengin ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın hesaplarına peyderpey aktarıyoruz. Ve yine iyileştirme çalışmalarımızla ilgili tabii 2018 yılında yapılan acil yardım çalışmaları Erdem, Bandırma ve muhtelif yangınlar ve Kepsut gibi fırtına dolu olaylarında yapmış olduğumuz 431.500 lira acil yardım ödeneğini aktardık. Ve yine 2019 yılında AFS'lere yardım yapılan acil yardımlar 262.500 lira. Ve yine acil yardım ödeneğiyle ilgili Ayvalık Gömecik Çanak'ta meydana gelen sel felaketinden dolayı Büyükşehir Belediye'mize 1.400.000 lira altyapı hasarları için, Ayvalık Belediye'mize 500.000 lira, Gömeç Belediye'mize 530.000 lira, toplamda 2.430.000 lira ödenek aktarılmıştır. Yine aynı afetler nedeniyle vatandaşlarımıza eşya hasarından dolayı Ayvalık Kaymakamlığımıza 2.019.500 lira, Gömeç Kaymakamlığımızın hesabına 26.000 lira vatandaşlarımıza verilmek üzere gönderilmiş. Yine 2016 yılında İlgelin'de meydana gelen kar yağışları sebebiyle Büyükşehir, Altıeylül, Kepsut, Karesi belediyelerimizin 390.000 lira karla mücadeleden dolayı acil yardım ödeneği aktardık. Ve yine 2018 tarihinde Bandırma ve Erdek'te geçen yıl Eylül'de yaşamış olduğumuz sel felaketinden dolayı Büyükşehir Belediye'mize 550.000 lira altyapı çalışmalarında kullanmak üzere, Bandırma Belediye'mize 510.000 lira, Erdek Belediyesi'ne 610.000 lira acil yardım ödeneği aktarılmış olup bu Marmara Adası'nda tekrar bu sene yaşamış olduğumuz ödenek var. Yine iyileştirme çalışmaları anlamında Altıeylül ilçemiz Akçaköy merkezli yaşamış olduğumuz depremden sonra çok şükür afet ve acil durum tam yani Balıkesir afet müdahale planına göre 12. dakikada ben AFAD müdürlüğünde oldum. 15. dakikada sayın valimiz geldiler. Jandarma, emniyet, büyükşehir, Altıeylül bütün koordinasyon kurulundaki üyelerimizin tamam yöneticileri ve diğer kurumlar davetsiz acil durum olduğu için hepsi AFAD müdürlüğünde toplanıp olayları yerinde takip ettik. Ve bu afetten sonra az hasarlı evimiz 32 tane, ağır hasarlı evimiz 9 tane, toplamda bu acil yardım ödeneği talebini 172.500 lira acil yardım talebi ettik. Ağır hasarlı evlerimize 8.500 lira, hafif hasarlı, az hasarlı olanlara da 3.000 lira verilmek üzere. Ve yine Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetler 295 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 178 vatandaşımız kurtarıldı. İlimizde en çok kayıp ve boğulma olaylarına müdahale edilmiştir. Ve yine afetlere hazırlık yılı kapsamında sonuçlandırıyorum. Sabırlarınızı biraz zorlayacağım ama Ağustos ayı temamız Afete Hazır Türkiye Projesi afetlere hazırlık yılı kapsamında gerçekten Ağustos ayı temamız afet risklerini azaltmak. Afet risklerini azaltalım ki canımız sağ olsun. Yine Eylül ayı tamamız
okullarımızın açılması sebebiyle afet ve acil durum çantamızı tanıtılır. Afet ve acil durum çantamızı hazırlayalım ki canımız sağ olsun. Ve yine Ekim ayı temamız, her ay bir tema. Ekim ayı temamız toplanma alanlarımızla ilgiliydi. Toplanma alanlarımız belediyemizin billboardlarında, Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde, ilçelerimizde slayt olarak geçti. Toplanma alanlarımızı bilelim ki, her devletten bilelim ki yine canımız sağ olsun. Ve yine Kasım ayı temamız doğal afet sigortası, evlerimizi sigorta yaptırdık mı diye bu soru işaretini kendimize sormalıyız. Evlerimizi sigortalı yapmak için bir ay boyunca bu temayı işledik okullarda, her yerde. Aralık ayı temamız bina güvenliğimiz. Tabii ki binamızın içerisinde yapısal olmayan sebeplerden dolayı bir vatandaşımız yaralanıyor ve vefat ediyor. Depremlerden sonra özellikle bu altı büyüklüğünde olan belki bina yıkılmayabilir ama yapısal olmayan gardıraptır, aynadır, sabitlenmemiş eşyalardan dolayı vatandaşlarımız yaralanıyor. Maalesef ölümle bile sonuçlanabiliyor. Afetlere hazırlık gibi kapsamında gelecek ayın temamız Ocak ayında belli olacak. Bunlara devam ediyoruz. Ben sözlerimi fazla uzattığım için suç insan varsa affola diyorum. Nerede hayat orada afat diyor. Sözlerime son veriyorum ve teşekkür ediyorum. Ve şunu da söylüyorum tekrardan. Balıkesir'de deprem olacak mı? Evet. Balıkesir'de deprem, Marmara bölgemizde deprem olacak. Ama ne zaman, hangi büyüklükte, nerede, hangi şekilde olacağını kestirmemiz imkansız. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz gibi bunlara da şu anda Japonya'da bile böyle bir teknoloji yok. Başka ülkelerde yok ve bizde de yok. Sadece ve sadece deprem ağırlığını ölçen 35 tane deprem istasyonumuz var. Her ilçemizde var. Sonuçlarını buna göre biz tespit edip olay yerine hemen hareket ediyoruz. Ben sabırla dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorularınız varsa alayım. Teşekkür ediyorum. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Bayram Şahin'e. Değerli arkadaşlar, sorusu olanlar işaret biliyorsun. Buyurun. Ben şunu da söyleyeyim, sağ olun. Bu aslında sorudan da verebilirim. Ayrıntıyı incelersiniz. Burada var. İsterseniz o sorudan alayım ben. Sorudan da CD'ye koyalım. CD'ye koyalım. Sizlere takdim edeyim. Ama aslında şunu... Ya burada bir bahane belli yok. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Nokta olarak bakabiliriz. Orada haritada yok. Şurada haritada var. Deprem gözlem istasyonları. Şimdi değerli meclis üyelerimiz. Şu anda Edremit Körfezi'nde şeyde var. Edremit Merkez'de var. Altınoluk'ta var. Gömeç'te var. Ve bunları ben yerine giderek de izledim. Kurulumları. 3 tane yeni deprem istasyonumuz kuruldu. Geçen yıl Türkiye'mizde 957 tane deprem istasyonu vardı. Şu anda sayı 1100'e çıktı. Bunlardan 3 tanesi Balıkesir abi, 400'ü Marmara arasında, Gömeç, Abdülhamit ve Edremit'te birer tane, 3 tane olmak üzere 4. deprem istasyonumuzda kurmuş olduk. Teşekkür ederim. Bir de Sayın Başkanım, bu konu gelmişti yani. Hadi, arkadaşlar bir usul yapalım. Herkes oturduğu yerden konuşsun. Lütfen buyurun. Hep öyle yapalım. Daha güzel. Tedbirler demişken, şimdi iman affı ile birlikte sanırım çok sayıda güçsüz yapıldığı bina, deprem dayanıklı bina iman affı olacak. Acaba bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak buna ilk bir örnek oluşturacak şekilde arkadaşların düzenlemesiyle birlikte mecliste şöyle bir karar alabilir miyiz? İman affına uygulamış bina, uğramış binalar belediye, emlak ve benzeri dolayısıyla belli başvuruda bulunuyorlar. Bu başvurularında karar örneği alma şartını getirirse en azından bu yıllarda güçsüz olanlarını ekart etmiş olabilir miyiz? Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığımız
Balıkesir ve Taşla teşkilatları biliyorsunuz bunları bedellerini aldılar ve riskli olsa bile bina biliyorsunuz veya kat fazla olsa bile bunlar tabii AFAD'la dolaylı olarak ilişkisi var ama onu kendi aramızda konuşmamız lazım. Bunlar tescillerini aldılar. Biz belediye olarak bakanlığın yapmış olduğu bir hafta gelip de karot alarak bir şey yapamaz. Biz değiliz. Onun için o konu bizle alakası yok. Onu isterseniz bir dahaki toplantıya da Çevre Şehircilik İl Müdürümüzü çağırın. Bu konuda ondan bilgi alalım. Evet, buyurun. Oturun lütfen. Evet, buyurun. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Ses geldi. Yakar mısınız? Sayın Başkanım, önce ben size teşekkür ederim ama hemen akabinden de Sayın Bayram Şahin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Şimdi gördüğüm kadarıyla 3050 metrekare lojistik alanına sahibiz. 1450 metrekare ana binaya sahibiz. 2600 metrekare de müdahale ekip alanına sahibiz. Bu 20 ilçe hizmet veriyor. Bence bu olan yeterli tartışmalı. İkincisi, ilçe merkezlerinde bir şubemiz yok. Bizim bölgemizde Güney Marmara'da Mayas bir deprem üretti. 1964 yılında 23 tane ölü verdi. Yani bölgemiz 23 ölü verdiği depremde 7 şiddetini gördü. Demektir ki bu oranda bu şiddette depremleri görme olasılığımız var. Şimdi bir deprem oldu. Balıkesir merkezden Bandırma'ya, Manyas'a, Marmara'sına, Avşarası'na, Afat'ına ulaşacak. Yollar kapandı. Evet, bir sorun bu. İkincisi, bu sorunu biz ilçe merkezindeki belediyelerde ve meclis üyelerine yapmanızı istiyoruz. Dolayısıyla ilçelerde yapılacak bu çalıştaya halkı katmanızı istiyoruz. Zira biz deprem gerçeği yaşayan bir bölgedeyiz. Sadece 17 üniversitesinde deprem hazırlık tatbikatları yapmak yetmez. Bütün okulda, bütün yaşamda, bütün mahallelerde bu benzeri eğitimlerin verilmesi gerekir. Ama buna vesile olduğu için Sayın Başkan'a ve size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sorularınız için. Öncelikle sorularınıza cevap anlamında. AFAD yeni bir kurum, eski sivil savunma, afet işleri genel müdürlüğü, bunlar kapatıldıktan sonra tabii ki sivil savunma genel müdürlüğü dediğimiz zaman bütün halkımızın kafasında şöyle bir soru var. Şu soru, planlar yapılır, dosyalara konur ve raflarda kalır. Planlardan da kimsenin haberi olmaz idi. Ama şu anda Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre Valimiz başkanlığında, ilçelerde de kaymakamlarımız başkanlığında ve bunlara ildeki temsil eden ilçelerde de kaymakamımız, belediye başkanımız, diğer kurumlar, defter darlığı çözüm ortağı kimdir? Mal müdürlükleri. Yine burada Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm ortağı, ilçe belediyesi. Diğer çözüm ortakları, kurumlar orada afet olduğunda koordinasyon kurulu toplanıyor ve olaylara müdahale etmek için seferber oluyor. 81 ilde teşkilatımız var, il müdürlüğümüz var, 11 birlik müdürlüğümüz var. Afet yaşandığı anda hiç beklemeksizin, Balıkesir valimizden bile izin almaksızın yolda Sayın Valim biz afete müdahaleye çıktık. Balıkesir, Bursa, çevre illerimiz aynı anda en kısa zamanda afete müdahale etmek için ona yerine intikal edildi. Tabii ki demin de bahsettim, Gönen Gönder, Bandırma 911 ve bunun yanında diğer sivil toplum örgütleri AFAD gönüllülerimiz var. Biz hep birlikte AFAD gönüllülerimizle bölgesel bir toplantı yaptık. Bandırma'da bölgesel toplantı yaptık. Balıkesir'de de yapıyoruz ve AFAD gönüllüleri olaylara müdahale etmek için hazırda bekliyorlar ve bunlara eğitimlerini veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Bandırma için söylüyorum. Yaklaşık 70 bin konut, yaklaşık 160 bin nüfus ve deprem sadece Bandırma merkezi değil, bir tarafta Deliopu köyü, bir tarafta Erikli köyü. Yani çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve Balıkesir'in bir ucu, İzmir'de bir ucu Tekirdağ. Geniş bir coğrafyada depremle karşı karşıya kaldığımız zaman buna müdahale süresi ulaşır. Yani Bandırma'da 70 bin konut. Ben büyük merkezlerde belki sayısı atıyorum 100 binden, 50 binden fazla olan merkezlerde belki de afetin şubelerinden yeni kurmak gerekir. Evet, çok teşekkür ediyorum.
24 toplantımızda gündeme geldi. Biz 23 coğrafya alan olarak da Türkiye'de 12. büyük ilimiz, nüfus olarak da 17. büyük ilimiz Türkiye'de. Coğrafya alanımız 12. sırada. Bu anlamda dile geldi ve dedik ki Edremit gibi, Bandırma gibi büyük ilçelerimizde gören gibi AFAD'a bağlı birimler kurulsun. Bunun çalışmalarını İçişleri Bakanlığımız başlattı. Sonucunu bekleyeceğiz. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi depremin 21. gününde 99 depreminden sonra o bölgeye gitmek zorunda kalmıştı. İnanın bir cami, altında cemaat kalmış, 20 ila 25 kişi çıkaramamışlar. Ortadan etrafını kireçlemekle meşgullerdi. Depremin 3. haftasından sonra dediğiniz doğru. Ama inanın doğru bir şartlar yok. Devletimiz daha güçlü. Ve az önce söylediğim gibi AFAD artık yani Bodrum'da bir deprem olduğunda Bursa burada, Samsun burada, Hakkari her yer burada için. Arkadaşlar biraz konularımıza daha girelim. Son iki soru alacağım. Tamam. Ondan sonra lütfen. Ben teşekkür ederim. Başkanım değerlendiriyorum. Ben Sayın Bilmeşim söylüyorum. Burada 20 belediye başkanı burada. Belediye başkanlarımızdan bir talebiniz var mı? Ben sizin bak pas atıyorum. Evet başkanım. Benim talebimiz. Evet, belediye başkanımızdan bir talepleriniz nelerdir? Benim belediye başkanlarımızdan gerçekten talebim çok. Toplanma alanlarıyla ilgili zaten çalışmalarımız başladı, devam ediyor. Şu anda tabelası olmayan belediyelerimiz İçişleri Bakanlığımızın yazısı vali imzalı ikinciye gönderdik. İlçe belediyelerimize tabelaların toplanma alanlarıyla ilgili eksik olan belediyelerimiz hızlı bir şekilde tabelaların yerine çakılması ve oraların kontrol edilmesi. İkinci bir talebim, afetlerle ilgili biz AFAD olarak her zaman hazırız. İlçe meclislerinde, ilçe belediyelerimizde toplantıya hazırız. Barınma alanlarıyla ilgili hazırız. Davet olduğunda biz hemen yola çıkar geliriz. Davetsiz de siz bizlere her zaman gelirken geçerken belediye başkanlarımız, yönetimimiz, AFAD'a bekleriz. Yerimizde ne yapıyoruz? AFAD ne yapıyor? Hangi işlerle uğraşıyor? Bizi yerimizde görüp gerçekten bunları paylaşalım. Peki, teşekkür ederim. Son soru alıyorum. Buyurun. Merhabalar. Ben Bülent Başaran Bayram Bey. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi afet biliyorsunuz vuku bulduktan sonra devletin bütün gücüyle halkını sarmasıdır, korumasıdır. Bütün kapsamda sağ olun anladığımız kadarıyla Balıkesir'de örgütlenmiş, yapılanmış. Benim acizane isteğim, geçen gün Özgür arkadaşımız da bir talepte bulundu. Biz başımızdan bir afet gelmeden önce hiçbir şey farkında değiliz. Millet olarak böyleyiz. Sadece bu deprem olarak görmeyin. Tabii ki toplumu ilgilendiren, birçok bölgeyi içini kapsayan her türlü felaket sizin alanınızda gibi. Daha önce de sivil savunma birlikleri var. Dediğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar bunu afet timleri var. Orlarda askerlerimize yetiyorlar. Fakat benim tavsiyem, yani acizane bir tavsiye, geçen Özgür arkadaşımızın söylediği gibi sizler belediyelere ne kadar kurslar da verseniz bütün herkesi kapsayabiliyorsunuz. Özellikle kırsal bölgede binaların veya tesislerin en bakımsız olduğu yerler, buralara ulaşamıyorsunuz. Haliyle geçen Özgür arkadaşı bir daha söylüyorum. Elektrik faturalarının arkasına işte toplanma bölgeleriyle ilgili bir tavsiyesi olmuştu. Bence evlere kadar ulaşabilecek bilgi broşürü. Çünkü afet olduğundan sonra fayda yok. Önemli olan afet anında insanların ne yapması, nasıl davranması, nerelere müracaat etmesi, kime ulaşacak, nasıl ulaşacak bunların bilgilendirilmesi. Adından da üzere afet, bu deprem olabilir, biraz önce söylediğiniz gibi meteorolojik saldırılar olabilir. Sığınaklar önemlidir. Bence yani toplamda bölgeler olduğu gibi sığınaklar da önemlidir. Ben sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir bilgilendirme broşürü faturalarla birlikte her eve giderse emin olun ki çok faydalı olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başkanım iki kelime söyleyeyim. Şimdi değerli meclis üyelerim, belediye başkanlarımız. Tabii ki afetler unutulduğu zaman geliyor. Deprem insanları öldürmüyor. Depremden sonra sağlam olmayan binalar bizi öldürüyor. Doğru değil mi? Arazide olsa
depremde açık bir alanda olsak bize hiçbir şey olmayacak. Ama insan kaynaklı yapılardan dolayı insanlarımız zarar görüyor. Tabii ki 99 depremi bize büyük bir ders oldu. 99 depreminden sonra yapılan binalarımız daha sağlıklı, daha kullanışlı. Ama biz AFAD olarak hazırız ama 99 depreminden önce yapılan binalarımız hazır diyebilecek. Bu saatten sonra yapılan binalarımız, imara açılan alanlarımız gerçekten zemin etütleri yapılarak yapılıyor. Bundan sonra da aslında şunu da söylemek istiyorum, hiçbir beis görmüyorum. Neresi değerliyse burası afet bina yapmaya uygun olmayan yerler. Yani zemin olarak Paşalar, Bahçelerler, Pireme Mahallesi zemin olarak kalıyor topla. Zemin sıvılaşmasından dolayı binalarımız ne kadar dayanıklı olursa olsun 6,5-7 büyüklüğünde bina deprem aşağı doğru gidecektir. Bu anlamda biz halk olarak zaten en çok birim yapan yerlerimiz afetlere dayanıksız yerlerimiz. Bu anlamda daha Osmanlı'nın yaptığı gibi Koca Saat'ın üst tarafı, Sakarya Mahallesi, işte daha böyle yamaçlara evlerimizi imarlar, böyle yerler açılırsa ilçelerimizde ve ilimizde daha da güzel olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz, AFAD Müdürümüz Bayram Şahin Bey'e alkışlarla teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli arkadaşlarım, ben hemen bir konuyu daha açıklayayım. Özellikle Bayram Bey'in de son cümlelerinde vurgu yapmış olduğu, biliyorsunuz bizim de sağlam zemin olarak düşünülüp zamanında inşaatlarına başlanan Baltop projemiz vardı. Baltop projemiz. Onunla ilgili de...